Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet efendim, evet efendim, evet efendim. Günaydın sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyenlerim. Bir heyecan, bir hışmıyla girdik yayınımıza sevgili izleyenlerim. Efendim, burada farklı malzemeler, burada farklı malzemeler, burada farklı malzemeler var. Bunlarla sizlere güzel güzel bugün tarifler uygulayacağım sevgili izleyenlerim. Burada 6 adet but var gördüğünüz gibi. Bunlarla sizlere çok güzel bir nohut yemeği hazırlayacağım. Of, nohut demeyin deyip de geçmeyin. Nohut kadar faydalı, nohut kadar güzel, nohut kadar sağlıklı, efendime söyleyeyim, bir bakliyat daha yok. Ha, bütün bakliyatlar tabii ki hepsi birbirinden daha faydalı ama nohut gibi yok. Nohut her yere yakışır. Tatlıya yakışır, tuzluya yakışır, acıya yakışır, ekşiye yakışır, her şeye yakışır. Rabbim ne kadar güzel bir şey yaratmış. Efendim, gördüğünüz gibi şimdi şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ne yaptım sevgili izleyenlerim? Tenceremizin içerisine bıraktık. Bıraktıktan sonra bir adet küçük soğan var. Bakın, bir adet küçük soğan. Bu küçük soğanı doğruyorum. Bu küçük soğanı doğramadan evvel şurada 6 adet tavuk butumuz var. Şunları efendim tencerenin içerisine bırakıyorum. Soteleme yöntemiyle onları biraz kavuracağım. Evet, onları biraz kavuracağım sevgili izleyenlerim. Bunları kavurduktan sonra bunun içerisine ilave edeceğim bir tane soğan. Ama etin şöyle butları biraz soteleyeceğim. Butlar biraz yağını bıraktıktan sonra, kendi yağını bıraktıktan sonra, çünkü soğanlar yanar. Eğer ki o zamana kadar soteleme yaparsanız soğanları yakarsınız. Soğanların yanmaması için etleri şöyle biraz tencerenin içerisinde de yapışmaması için sürekli sallama yöntemiyle, böyle soteleme yöntemiyle bunları kavuruyoruz. Kavurmuş olduğumuz bu etin içerisine, yani tavuğun içerisine soğanları ilave edeceğiz. Soğanları minnacık doğruyorsunuz, yemeklik doğruyorsunuz sevgili izleyenlerim. Kullanacağımız malzemeleri de tekrar sayacağım. Şöyle yavaş yavaş doğruyorum ki sizler de göresiniz sevgili izleyenlerim. Evet, bir adet soğan. Şimdi burada 2 diş sarımsak var. 2 diş sarımsak sevgili izleyenlerim. 2 diş sarımsağı doğramadan hemen tencereye atıyorsunuz. Şöyle, sarımsağı soymak çok kolay. Şöyle bir tane vuruyorsunuz. Sarımsak biraz bünyesini şekil değiştiriyor. Şekil değiştirdikten sonra kabukları düşüyor ve onları hemen tencerenin içerisine atıyorsunuz. Tavuk butuyla beraber yağ, but ve sarımsak, üçünü bir arada efendim soteleme yöntemiyle kavuruyorsunuz. Bunları soteleme yöntemiyle kavuralım sevgili izleyenlerim. Ve ondan sonra da soğanımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı ilave edeceğiz. Soğan ilave ettikten sonra soğan pembeleşinceye kadar soteliyorsunuz. Ve daha sonra şöyle biberleri de hazırlayalım. Efendim, yavaş yavaş biberlerimiz var. Çeşitli biberler kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Şöyle bırakalım. Biberlerimizin uçlarını kestikten sonra içerisindeki bulunan çekirdekleri alıyorsunuz. Almış olduğunuz çekirdeklerin de biberlerin içlerini iyice boşaltıyorsunuz. Boşalttıktan sonra ortadan ikiye kesme yöntemiyle efendim, evet, şöyle yani ikiye kesiyorsunuz. Bunu da ikiye kestik. Bunları da efendim çekirdeklerini alıyoruz. Bunların da çekirdeklerini aldıktan sonra bunları da aynı şekilde efendim 2 eşit parçaya kesiyorsunuz. Şunu da şöyle yapalım efendim. Daha sonra da bunu da aynı şekilde. Evet, çekirdeklerini ayıkladık. Burada yakmayalım. Biraz soteleme yapalım. Butlar yağlarını bırakması gerekiyor. Evet, lezzeti orada. Şimdi butları kavurarak lezzetini almak başkadır.
içerisine suyu ekleyerek kaynatarak tadını almak başkadır. O zaman haşlanmış olur. Ama bu şekilde evvela soteliyorsunuz, o güzel lezzetini alıyorsunuz ve ondan sonra diğer sıvı malzemeleri ilave ediyorsunuz. Domatesimiz var. Kullandığımız malzeme kişi başı, bu 6 kişilik, herkese birer tane but veriyoruz. Fazla vermeyelim sevgili izleyenlerim. Biraz ekonomik olalım. Ve ondan sonra da 4 adet biber kullanacağız. 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 4 adet domates, salça kullanmıyoruz. Gayet natürel bir yemek. Efendim, 4 su bardağı haşlanmış nohut, yeteri kadar tuz, 2 su bardağı kadar da kaynar su ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra 30-35 dakika kısık ateşte aheste pişiriyoruz. Ve ondan sonra kıvama geldikten sonra sevgili izleyenlerim afiyetle yiyorsunuz. Evet efendim. Burada soğanı da ilave ettik. Soğanı da soteliyoruz. Efendim soğanı soteledikten sonra burada biliyorsunuz biberlerimiz var. Onları da yarım ay şeklinde şöyle bir ilave edeyim. Kırmızı ve köylü biberleri dediğimiz. Ben bunları çok kullanıyorum. Çünkü kırmızı biber çok faydalı. Köylü biberimizde acı olmadığından dolayı evde çoluk çocuğun herkesin rahat rahat yiyebileceği sevgili izleyenlerim yemekler bunlar. Onun için şöyle doğradıktan sonra bunları da ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra bakalım neler olacak. Şöyle yine bunları yağın içerisinde yağla beraber soteleme yöntemiyle efendim bunları da kavuruyoruz. Bunlar kavrulurken biz de burada efendim domateslerimiz, gördüğünüz burada 4 adet salkım domates yıkadıktan sonra kullanıyoruz. Biliyorsunuz bunları söylemeye gerek yok. Her zaman söylüyorum. Domatesleri ve sebzeleri sevgili izleyenlerim yıkamadan sakın kullanmayın. Sakın aman ha yıkamadan kullanmayın. Çünkü haşere olabilir. Tarladan geliyor. Efendime söyleyeyim. Bunlar bahçede yetişen, tarlada yetişen sebzelerimiz. Onun için dikkat edin. Temizlik her zaman önemlidir. Sağlığınız her şeyden önemli. Evet, şöyle bunları da ilave edelim. Tabii ki yakmadan. Oo, evet, durum bu sevgili izleyenlerim. Domatesleri de ilave ettik. Şimdi bunun üzerine bu domatesleri de ilave edelim. Daha sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Kaynar suyumuzu. Tuzumuzu ilave edeceğiz. Ve nohut ilave ettikten sonra bunların hepsini kaynar suyla beraber nohutu, tuz ilave ediyorsunuz. Hepsini bir araya getirdikten sonra 30-35 dakika civarında bir arada pişiriyorsunuz. Ve ondan sonra dostane bir şekilde çok lezzetli olduktan sonra da ocaktan alıyorsunuz bunu. Tabii ki onca zaman içerisinde biliyorsunuz nohut haşlanmış nohut olması gerekiyor sevgili izleyenlerim. Nohutu akşamdan suyun içerisine bırakıyorsunuz. Sabahleyin suyunu değiştiriyorsunuz, iyice yıkıyorsunuz. Ve ondan sonra da evet şöyle karıştırıyoruz. Ondan sonra da yeni suyla beraber bırakıyorsunuz. Efendim ne var? Ne var canerim? Bir şey mi var? Şöyle domatesleri de kavuruyoruz. Domatesler özelliklerini biraz kaybetsin diye uğraşıyorum sevgili izleyenlerim. Domateslerin özelliklerini kaybetmesi gerekiyor soteleme yöntemiyle. Ve ondan sonra da bakalım neler olacak neler. Suyumuz kaynıyor. Yeteri kadar da tuzumuzu da ilave edelim. Efendime söyleyeyim. Soğan, sarımsak. Tabii ki onları güzel güzel doğradık. İlave ettik soteleme yöntemiyle. Ön hazırlık olarak pişirdik. Ve daha sonra da hepsini bir araya getirdik. Evet buradalar. Şimdi onun akıbetinde biberleri ortadan ikiye kestik. İkiye kesmiş olduğumuz biberleri çekirdeklerini çıkardıktan sonra doğradık yarım ay şeklinde. Onları tencereye ilave ettik. Şöyle bir soteleme yani yağda kavurduk. Kavurduktan sonra da sevgili izleyenlerim kavurarak lezzet almak gerekiyor. Onun üzerine de efendim domateslerimizi ilave ettik. Domatesler de soteleme yöntemiyle özelliklerini kaybettirdiğiniz zaman daha netçe alırsınız sevgili izleyenlerim. Ve daha sonra da gördüğünüz gibi
kaynıyorlar. Evet, suyumuz kaynıyor mu, kaynamıyor mu bilmiyorum. Evet, kaynar su geliyor. Evet, kaynar. Ne istiyorsun? Niye soğuk? Allah Allah. Ha, soğuk su kullanın. Soğuk su olmaz. Soğuk su olmaz. Hemen nohutumuzu da ilave ediyoruz sevgili izleyenlerim. Nohut ilave ettikten sonra şöyle bir tabanla karıştırıyorsunuz. Evet, bir karıştırdıktan sonra bütün malzemeleri bir araya getiriyorsunuz. Evet, bunları şöyle bir araya getirdik. Hangi ocak yanıyor? O tarafa alacağım. Şimdi sizlere çok güzel bir havuç çorbası hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Durum böyleyken, evet, bunun sosu da burada. Şöyle bandıra bandıra yiyeceğimiz, efendim, tam bir kış yemeği. Ve bunların hepsini, buyur canım, gel ikram edelim, yemek ikram edelim. Bunların hepsini tek tek ekrana getirelim. Bakalım neler yaptık, nasıl yaptık sevgili izleyenlerim. Hal böyleyken şimdi buradan başlayalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Efendime söyleyeyim, her zaman elinizi attığınız zaman besmele ile atın ki bereketi çok olsun. Bereketli olsun. Evet, durum böyle sevgili izleyenlerim. Şöyle alayım, şöyle alayım, şöyle alayım, şöyle alayım. Bir tarafa bırakacağım sebzelerini. Sebzelerini bir tarafa bırakacağım sevgili izleyenlerim. Şöyle kalsın. Onun yanında da evet, bu kalsın. Butu şöyle aldık. Şimdi dur. Yanlış kepçe seçimi olabilir. O kadar çatlak, o kadar çatlak su kaçırmaz. Evet, şöyle birazcık da suyundan bırakıyoruz. Evet. Suyunu da bıraktıktan sonra hal bu. Yani vitamin deposu bir yemek. Şunu şöyle alalım. Bundan kurtulmuş olalım. Sevgili izleyenlerim, sırada güzel bir çorba var. Onu da hazırlayacağız. Efendime söyleyeyim. Şöyle şunu alalım. Hanginiz görmek istiyorsanız arkadaşlar görebilirsiniz. Buyurun. Çorbayı da alalım. Fazla kaynatmayalım. Ocakları da kapatalım. Şöyle. Evet. Durum böyle. Şimdi sırada efendim çorbamız var. Çorbayı da alalım. Tabii ki sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.